Sefa Merve Ramazan bereketini sunar. Efendim, bir Ramazan bereketi programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli izleyenlerimiz TV 52 ekranlarında. Bu senede, geçen yıl olduğu gibi bu senede yine Ramazan boyunca 28 gün boyunca Ramazan bereketiyle birlikte olduk. Ve bugün hem sevinçliyiz hem hüzünlüyüz. Ramazan bereketi programımızın sonuna geldik. Ramazan ayının da sonuna geldik. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayının bu rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin son gününe bizleri ulaştık. Rabbimize hamdolsun. Efendim, biz bugün Ramazan'ın ilk gününde, ilk programında yine bizleri yalnız bırakmamıştı. İlimizden yetişmiş çok kıymetli bir ilim adamı, hemşehrimiz, muhterem büyüğümüz Sayın Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamız. İlk programı kendileriyle gerçekleştirmiştik. Hocam, hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın son gününde de elhamdülillah bizi yalnız bırakmadınız. Birlikteyiz, kıymetli izleyicilerimize birlikte sesleneceğiz. Kıymetli hocam, öncelikle teşekkür ederek, minnet ve şükranlarımı ifade ederek programı açmak isterim. İlk soru olarak da Ramazan'ın artık son günündeyiz, son saatler, son dakikalardayız. Ramazan ayı ile ilgili bir genel değerlendirmenizi alalım. Ondan sonra da ben kısa kısa izniniz olursa sorularımla konuyu biraz açalım istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimizin, bütün ehli İslam'ın, ehli imanın gelecek olan bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız her türlü ibadat-ı taatı ahsen-i kabuliyle makbul eylesin. Amin hocam. Ramazan, belki başlangıçta okuduğumuz bazı hadis-i şerifler vardı. İşte Ramazan'ı kim oruçlu geçirirse geçmiş günahları affolur diyor Peygamberimiz. Demek ki Ramazan bir oruç ayı. Yine Ramazan'ı kim kıyamda geçirirse, bilhassa gecelerini namazla geçirirse, teravihlerle geçirirse, aynı müjde onlar için var. Dolayısıyla Ramazan bir namaz ayı, kıyam ayı. Ramazan bir Kur'an ayı. Evet. Ramazan bir paylaşma ayı. Müslümanlar birbirleriyle, bilhassa içlerindeki ilgiye, desteğe muhtaç olan kesimlerle yakın ilişki kurdular, kuruyorlar. Bu manada bu ayı kim daha iyi değerlendirdiyse işte onlar daha iyi bir Ramazan'ı yaşamış oldular. Diğer taraftan Ramazan'ı işte biraz eğlence ayı gibi algılayanlar da oldu. Yani herkes Ramazan'da... Ya hatta Ramazan eğlenceleri adı altında programlar düzenleyen kimi belediyeler, kimi şehirler, kimi yerler de mevcut. Evet. Şimdi Orhan Veli'nin bir şiiri var. Sözleri tam aynı olmasa da mana olarak. Bu vatan için neler yapmadık ki? Kimimiz öldük, kimimiz şiir yazdı. Nutuk söyledik. Nutuk diyor. Söyledik, nutuk söyledik evet. Diyor. Onun gibi Ramazan'da kimisi işte bu dediğimiz Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri, Kur'an'ın gösterdiği hedef istikametinde oruçlu, namazlı, Kur'anlı, mukabeleli, zekatlı, sadakalı, paylaşımlı bir ayı yaşadı. İkimisi de buna yakın başka ve buna yakın demeyeyim de işte eğlenceydi, evet. Başka işler. Bir şekilde ama Ramazan'la bir irtibat kurma ihtiyacı hissetti. Şöyle bir fıkra anlatılır. Bu son akşam biraz sohbet gibi böyle evet, geçsin. Bir evde
hanımefendi gece sahura kalkıyor, orucunu tutuyor, namazında çok dindar bir hanım ama kocası da oruç tutmuyor. Fakat sahura kalkıyor. Evet. Bir gün, iki gün, kadıncağız bir gün demiş ki, oruç tutmuyorsun demiş, yani sahura niye kalkıyorsun sen demiş. Onun da cevabı, demiş ki yani sahura da kalkmayalım da tamamen bu dinin dışında mı kalalım demiş. Yani oruç aslında herkes oruçla bir türlü mutlaka bir kıyından köşesine irtibat kuruyor. Bir irtibat kuruyor. Diğer taraftan bu ay içerisinde tabii Türkiye olarak büyük bir huzur ortamında genelde yaşadık. Camilerimiz doldu, hatimli teravihlerimiz oldu. Ben Ramazan'ın ilk günlerini İstanbul'da geçirdim. Orada da genelde şu beklenir. Bir camide hatimli kılınıyorsa teravih biraz cemaati az olur gibi ama hiç öyle olmadığını da gördüm. Gayet güzel cemaatimiz var elhamdülillah. Diğer taraftan bunun yanında İslam dünyasına baktığımız zaman veya Türkiye'de de terör belası da evet hocam, şey yapmadı. Yani kendisine bir mola vermedi. İsrail, Kudüs, Mescid-i Aksa ve kendi sınırlarımızda da bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırıları nedeniyle şehitlerimiz oldu. Evet, yani bir taraftan Mescid-i Aksa'da bir hayli olumsuz, bizi üzen, Müslümanlar üzen olaylar oldu. Bir taraftan yurt içinde ifade ettiğiniz gibi terör örgütü adeta arkasındaki desteklilerin planlamaları istikametinde fazla mesai. Onlarla aynı zamanlarda da saldırıya geçmiş. Yani aynı zamanda zaten koordineli çalışıyorlar. Evet. Yani o koordineli bir şekilde hiç onlar da hız kesmediler. Sınırlarımızda işte Suriye'de, Irak'ta olaylar oldu, şehitlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Amin hocam. Cenab-ı Hak ailelerine, geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralananlarımıza Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Bu terör örgütü veya örgütleri, bunların arkasındaki hain ve zalim güçler o kadar insafsızlar ki, o kadar zalimler ki, tarlaları yakacak kadar zalimleştiler. Bunlara karşı da Müslümanlar inşallah intibaha gelir, uyanışa gelir, i̇nşallah dikkat gelirler. Ramazan'la ilgili genel olarak kendi çevremizde, yani yakın çevremizde veya ordumuzda belki güzel geçti ama dünyaya baktığımız zaman, dünya Müslümanlarına baktığımız zaman veya bizim dünya ile ilgili düşüncelerimize, değerlendirmelerimize baktığımız zaman olumsuz gibi görülen böyle davranışlar oldu. Ama bütün bu olumsuz görüntülere rağmen asıl olumluluk Allah'ın huzurunda bir yer edinebilmektir. Bu zulme karşı durma konusunda da inşallah milletimiz bir yer edinmiştir. İnşallah. Kıymet Hocam, ben bu genel değerlendirmelerden sonra Ramazan ayını hep diyoruz ki evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat günleri, azaptan kurtuluş günleri, affedilmiş, bağışlanmış olarak bayramı görme günleri. Hamdolsun o günlere kavuştuk hocam. Yani şurada bir saat sonra iftar vaktiyle artık Ramazan'ın son gününü de tamamlamış olacağız. Kıymetli hocam, Ramazan ayını biraz hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış bir kamp gibi düşünürsek, bir Müslüman için bir mektep gibi düşünürsek, Ramazan ayında da Cenab-ı Hak dedik ki Ramazan'ın başında Estağfirullah ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum sıyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Dedi ki orada oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi size de yazıldı. Evet. Ta ki korunasınız, umulur ki korunursunuz. Dedi, bu buyruğuyla Cenab-ı Hak aslında oruç
oruçla bizi nelerden sakındırdı? Orucun bize farz kılınışın asıl gayesi neydi hocam? Orucun hedefleri bizler için sadece bu sakındırma bizim için Ramazan ayı için mi geçerli? Yoksa ömrümüzün tamamında her dakikamızda bu sakındırmayı Cenab-ı Hak murad etmiş midir? Bu sakındırma kelimesi tabi le'alleküm tettekûn sonunda. Korunursunuz, sakınırsınız. Evet. Ama bu aynı zamanda takva kelimesidir. Evet. Yani takva sahibi olmalı. Takva sahibi olursun. Yani Allah'ın talimatlarının dışına çıkmaktan sakınırsınız. Böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın çünkü rahmeti bol, biz ona talibiz. Azabı da şiddetli. Ondan da korkuyoruz. Dolayısıyla Ramazan takvalı bir hayat için bir işte kamptır, bir hazırlıktır. Evet hocam. Aslında diğer ibadetlerimiz de böyle. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın hayatımızın her anı ile ilgili genel talimatlar var. Ne demek genel talimat? Haramdan uzak duracaksınız. Farzları yerine getireceksiniz. Evet hocam. Sünnetleri, işte vacipleri, onlar da kendi derecelerine göre yerine getireceksiniz. Takvalı bir hayat yaşayacaksınız. Ahiret var. Bu dünya geçici bir mekan ve meydan. Bu meydandan selametle geçip ahirete erişeceksiniz. Bunun içinde böyle günlük mesela namaz ibadetimiz var. Konuşmak serbestken bazı mübah, yani helal olan, yapılması serbest olan davranışlar, namaza Allahu Ekber deyip iftidah tekbiriyle girdiğimiz zaman artık yasak. Yani normalde yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan işler, ibadet başladı, namaz başladı. İftidah tekbiriyle yasak. Yasak. Orada evet, geçici bir yasak. Şimdi oruca geliyoruz. Yemek, içmek, işte helaldan olmak kaydıyla hepsi serbest iken, imsak vakti geldiği zaman artık ağzımız tabir caizse kapandı. Ondan sonra yemiyoruz, içmiyoruz ta ki güneş batana kadar. Bunlar bir antrenman, bir alıştırma. Oruçta buna bir şey, hacda buna benzer bir şekilde ihrama girdiğimiz zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğimde, işte ihram başladığı İhramın zaman da yasakları var değil mi hocam? İhram yasakları var. İhramın gerekleri var. Yani umre ihramı, hac ihramı, orada yapacağımız işler var. Bütün bunlar, şunu söylemek istiyorum. Bizi diğer saatlerimizde, ömrün tamamını bir Müslüman duyarlılığı içerisinde geçirme hususunda temrin, bir alıştırma, bir antrenman halindeyiz. Hayat bir mücadele. Evet. Bu mücadele derken en başta şeytanla bir mücadele var. Tabii ki şeytan, nefis, bir taraftan nefsimizde hem iyiye hem kötüye gidebilme kabiliyetini Cenab-ı Hak verdi. Verdi ki imtihan var. Yoksa vermeseydi melek gibi onun günah işleme özgürlüğü, hürriyeti olmasa zaten o zaman diğeri de çok anlamlı olmazdı. Bu imtihanı kazanmak üzere bir mücadelenin içerisindeyiz. İşte Ramazan'da tekrar kendimize geldik. Tekrar o şeytana karşı, iblise karşı, nefsi emmareye karşı, bizi kötülüklere sevk edebilecek içimizdeki duygulara karşı donandık. Teçhizatımızı aldık. İnşallah bu bizi bir sene götürecek. Ama belki ileride soracaktınız, evet. Burası gelmişken hemen söyleyelim. Yani Ramazan dışında da oruç hep tavsiye edilmiştir. Yani ilerleyen sorularımda o da vardı. Evet. Ramazan sadece oruç ayına mı mahsustur diye onu da soracaktım ama siz buyurun hocam. Oruç tabii Ramazan'da farz olan oruç. Ama Peygamber Efendimiz genelde haftada iki gün oruç tutardı. Yani asgari diyelim buna. Evet hocam. Pazartesi ve perşembe günlerini bilhassa oruçlu geçirirdi. Bu günlerde amellerin arz olunacağını ifade buyurur. Amellerim
arz olunurken oruçlu olmayı tercih ederim dediği de Peygamber Efendimizin rivayet edilmiştir. Pazartesi ve Perşembe bu çok güzel bir alışkanlıktır. Son senelerde zaten tıbbi açıdan da böyle 12-14 saatlik açlıkların tıbbi faydalarından da bahsediliyor. Evet. Ama biz o tıbbi faydası bir tarafa, Peygamber Efendimizin sünneti olarak mümkünse pazartesi ve perşembeleri de oruçlu geçirebiliriz. Evet. Geçirsek iyi olur. Yani bu mübarek Ramazan ayı dışında. Dışında. Evet. Şimdi tabii Şevval ayına giriyoruz. Yarın Şevval ayının biri, Ramazan'dan sonraki ay başlıyor. Bu ayda bir 6 gün oruç yine sevaplı bir oruçtur. Yani yarın başlayacak Şevval ayında. Şevval ayında ama yarın olmaz tabii. Bayram günü. Bayram günlerinde oruç olmaz. Şimdi burada da pazartesi, perşembeleri oruç tutsak zaten bu ayın içerisinde o 6 günü de tutmuş oluruz. Evet. Diğer taraftan kameri takvim, yani bu gökyüzündeki ayın hareketlerine göre olan takvim ki bizim dini günlerimiz ona göredir. Onun 13'ü, 14'ü, 15'inde de oruç tutmak yine Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi dahilindedir. O günlerde oruçlu olmak iyidir. Ramazan dışında da inşallah oruçlu oluruz. Şimdi hocam Ramazan-ı Şerif'i konuşuyoruz ama genelde Ramazan-ı Şerif'e şöyle baktığınızı anladık biz buradan. Ramazan aslında bizi önümüzdeki 11 aya hazırlamak için girdiğimiz yoğun eğitimleri içeren bir kamp devresiydi. Evet. O devreyi tamamladık şimdi. Tamamladık. Şimdi maçlara, maç var. Bundan sonra 11 ay bu idmanla, bu antrenmanla maçlara devam edeceğiz. İşte ara antrenmanlar da bu pazartesi, perşembe oruçları vesaire, namazlar. Namazı aman ihmal etmeyelim. Çünkü milletimizde genelde... Soracağım zaten hocam ibadetlerimizi. Kıymet hocam, şimdi bize Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aslında bütün insanları ve cinleri ben bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diyor. Öyleyse Ramazan'da bize orucun farz kılınması, bize yoğun bir eğitime alınması da kulluk ibadetimiz için bizi bir hazırlayıcı dönemdi sanıyorum. Evet. Ramazan ayı ibadetlerimiz açısından bize neler kazandırdı, hedefi neydi, bu hedefe ulaştık mı hocam? Şimdi ayet-i kerimede Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Müfessirler liya'buduna derler ki liya'rifun. Beni tanıyın tanısın diye. Evet. Şimdi bu tanımak yani şu kalemi tanımak gibi değildir. Bazen de falanca ne anasını tanıyor ne babasını tanıyor. Evet. İşte oradaki tanımaktır. O tanımak da kulluk onunla birlikte gelir. Yani Allah'ı Müslüman Allah'ı Rab tanıyacak. Daha doğrusu insan Allah'ı Rab tanımalıdır. İşte onun da birinci adeta giriş kapısı Müslümanlıktır zaten. Daha önceki dinler, daha önce peygamberlerde onlar da hep bunu tebliğ ettiler. Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımak nasıl olur? Dediklerini yaparak olur. Yoksa ben devleti tanıyorum dediğini yapmıyorum. Ben babamı tanıyorum dediğini yapmıyorum. Yani amiri tanıyorum dediğini yapmıyorum. Böyle bir tanımak yok. İşte evet. Kulluk da onun gibi. Bütün dinlerin ortak tebliğ ettikleri hususlar vardır ki İsra suresinde bunlara önemli ölçüde temas edilir. Bu iyi insan olmak, iyi insan olarak bu tabii bireysel değil. Yani sadece kendisi değil, bu iyiliği yaymak önemlidir. Şey doğrudur. Ayet-i kerime ve la teziru vaziratun vizra uhra. Herkes kendi günahından sorumludur. Ama bizim toplumsal görevlerimiz, sosyal görevlerimiz, başkasıyla olan ilgilerimiz de var. İlgili görevlerimiz de var. Bunları yapmadığımız zaman onlardan dolayı da günahkar olabiliriz. Neticede yani iyi Müslüman olmak, iyi insan olmak ve Ramazan'daki kazandıklarımızı devam ettirmek. Bu arada oruçlardan bahsettik. Kur'an ayıdır Ramazan diyoruz. Evet. Kur'an ayı olduğuna göre
Mesela 11 ay boyunca hiç hemhal olmadığımız kadar Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir oluyoruz. Hemhal oluyoruz. İşte mukabeleler okunuyor, hatimler okunuyor. Ya tefsir halkaları var. Yani birçok hususuyla bir bahane bulup Kur'an-ı Kerim'le irtibatımızı yoğunlaştırdık. Evet. Yani yıl boyu bu irtibatı kaybetmemek için ne yapmamız lazım? Şimdi Kur'an-ı Kerim'le irtibat deyince bir, açıp okumak var. Evet. İki, anlamak var. Üç, yaşamak var. Yani asıl hedef de budur. Kur'an'la irtibatlıyım diyebilmemiz için Kur'an'ı yaşamamız lazım. Yaşamak için de öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım. Yani bunların hepsi var ama hayatımıza Kur'an'ın hakim olması lazım. Yoksa yarın Peygamber Efendimiz bunlar benim kavmim, benim ümmetim Kur'an'ı terk ettiler diye bizden şikayetçi olursa biz o zaman mahcup olabiliriz. Yani bu vesileyle Furkan suresini hatırladım. Şimdi Furkan suresinde Cenab-ı Hak peygamberimizle ilgili olarak da şey yapar. Ve kâle rasûlü ya Rabbi inne kavmi اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Benim kavmim, biz işte ümmetim diyelim bizim için, bu Kur'an'ı terk ettiler. Terk edilmiş ettiler. Kur'an'ı terk etmemek lazım. Yani Kur'an manasında da Ramazan bu tazelenmeyi yapacak. Kur'an'ı okumaya devam edeceğiz. Anlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla anladığımızı tabii hayatımıza geçirmeye devam edeceğiz. Kur'anlı bir hayat. Kur'an'la Peygamber Efendimiz'le ilgili onunla beraber de bir hayat. Çünkü bu ayetin üst tarafında Peygamber Efendimiz'le ilgili de hatta genel manada arkadaş çevresiyle ilgili de çok güzel tavsiyeler de var. Onun yanında adeta Kur'an bizi uyarıyor. Yani aman dikkat edin. Çünkü yanlış arkadaş, kötü ortamlar bizi çok başka yerlere götürebilir. Ahirette bir zalimden bahsediyor Cenab-ı Hak. O bir nevi prototiptir. Bazı isimler de verilir onunla ilgili ama adeta zalim. Zalim kimdir? Adil olmayan herkes zalimdir. Hak, hukuk tanımayan insanlar, başta Allah'a olan görevlerini yapmayan insanlar işte zalimdir. İslam'la olan irtibatı zayıf olursa veya İslam'a karşı ise, İslam'la mücadele halindeyse işte bunlar zalimlerdir. Ne diyor bakın burada Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 27. ayeti kerime Furkan suresi ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyhi. Zalim o gün ellerini ısırır. Yani bu bir pişmanlık ifadesidir. Elini ısırır ve der ki keşke peygamber ile birlikte ben de bir yol edinseydim. Burada şimdi sebebin huzurunda anlatılan bir insan vardır. Peygamber Efendimiz'e yaklaşmış, Müslüman olacak veya olmuş ama kötü arkadaş, kötü ortam onu çekip alıyor oradan başka yerlere götürüyor. İşte o insan yarın böyle diyecek. Bugün bizim hayatımızda da bunlar çok. Keşke peygamberle bir dost edinseydim, onunla beraber olsaydım. Biz de Kur'an ile, sünnet ile, yani Peygamber Efendimiz ile irtibatlı, onunla beraber bir hayata yelken açacağız. Yani biraz belki limanda kaldık. Şimdi tekrar dalgalar var, hayat böyle. Biz yine o dalgaların dışında da değildik Ramazan içerisinde ama yani bir tatbikat gibi biraz daha donanımlı olduk ve devam edeceğiz inşallah. Şimdi hocam mukabele geleneğimiz Ramazan boyunca devam etti. Evet. Bugün sanıyorum mukabeleler de bitirilmiştir. Yani bugün bazen birkaç gün önceden de bilhassa hanım mukabelelerini birkaç gün önceden bitirir hocalarımız ki onlar artık bugün, dün bayram hazırlıkları daha bir yoğun onlarda.
Yani bu mukabele geleneğini örnek alarak Kur'an halkaları yapmak mümkün müdür? Ramazan dışında da kardeşlerimizin bir araya gelerek hep birlikte hatim okumaları, hatim adı altında ya da Kur'an halkaları adı altında Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmalarını nasıl görürsünüz? Çok hocam? Çok iyi, çok isabetli olur. Yani Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında okunup da Ramazan bitti, kapat, şöyle as veya sandığa iyice yerleştir, böyle bir kitap değil. Kur'an bir hayat kitabı. Bizim hayatımızın her anında lazım. Ama okuması da ayrıca ibadet. Okunmasıyla ibadet edilen, okunması bile ibadet olan bir kitap. Evet. Manasını anlamasak da biz onu okuruz. Zaten baştan çocuklarımıza öyle öğretiriz. Hatta çocuklarımıza dedim de şu aklıma geldi. Şimdi bakın, yaz Kur'an kursları başlayacak. Okullarımız bayramdan bir hafta sonra tatil olacak. Evet. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlıkları var her sene. Çocuklarımızın yazın camilerimize, Kur'an kurslarımıza gelmeleri, camilerimizle tanışmaları ve Kur'an öğrenmeleri için. Burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Buyurun. Çocuklarımızın Kur'an'ı öğrenmeleri çok önemlidir. Ama camiye gelmeleri de başlı başına önemlidir. Camiye gelmeleri, camiyi sevmeleri, Kur'an dersi almaları, onlara bunun sevdirilmesi önemlidir. Yani şunu ezberledi, bunu ezberledi, bunlar iyi bir şey. Ama bazı çocuk vardır ki anlayamıyor olabilir. Ezberlemekte sıkıntı çekebilir. Onları da anlayışla karşılayıp hiç olmazsa o sevgi ortamını sağlamak lazım. Söylemek istediğim diğer bir husus. Buyurun. Kur'an sadece çocuklar için değil. Çocukluğumuzda farz edin ki öğrenemedik, okuyamadık. Bugün elhamdülillah devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Amin. Yani Kur'an kurslarımız o kadar yaygın ki hatta mevzuatımızda şunlar var. İşte 10 tane, 15 tane insan bir araya gelse de deseler ki biz Kur'an öğrenmek istiyoruz, Kur'an dersi almak istiyoruz. Müftülüklerimize müracaat etseler, müftülüklerimiz onlarla ilgili hazırlıklarını yapıyorlar. Allah bütün din görevlilerimizden, müftülerimizden, vaizlerimizden, hocalarımızdan da Cenab-ı Hak razı olsun. Ama bu ortama hazırlayan devlet adamlarımızdan, diyanetimizden, teşkilatımızdan Cenab-ı Hak razı olsun ve bizi de bu nimetin şükrünü bilenlerden eylesin. Onun için Kur'an kurslarımızda bilhassa hanımlar çok devam ediyorlar. Erkekler niyeyse camiye kadar geliyorlar, caminin bahçesinde sohbet tatlı ediyorlar. Bu Kur'an öğrenme veya okuma konusunda daha zayıflar. Bunu geliştirmek lazım, bu halkaları kurmak lazım. Evet. Kademe kademe gider. Yani bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, ya manasını öğren, işte yahut ne bileyim, işte anlamadığın yere niye okuyorsun? Bu bir basamaktır. Yani anlayarak başlarsın, okuyarak başlarsın, sonra anlamaya doğru gidersin. Bir de kıymetli hocam, bu arada ben hani zat-ı âlinize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum izninizle. Biliyorsunuz Ramazan ayından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli eğitim faaliyetlerinden birisi olan yaz Kur'an kursları başlayacak. İnşallah. Ben ülkemizde yapılan istatistik çalışmalarına bakıldığında insanlarımızın neredeyse %70'e %80'ini aşkın büyük kahir ekseriyatının dini bilgilerinin ve Kur'an'la irtibatlarının yaz kurslarından, bu Kur'an kurslarından kaynaklı olduğunu düşünürsek kıymetli izleyicilerimize bu yaz Kur'an kursları ile ilgili de birkaç söz söyler ve çağrıda bulunursunuz diye hatırlatmak istedim. Evet. Yani bir defa İzleyicilerimize söyleyeceğim, hocalarımıza da bir şey söyleyeyim. Önce hocalarımıza söyleyeyim. Lütfen hocam. Hocalarımıza söyleyeceğim şu ki, yaz Kur'an kurslarını çok önemseyiniz ve yaz Kur'an kursuna gelen çocukları, camiye gelen çocukları genel olarak söylüyorum, çok önemseyiniz. Onu bugün işte 7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuk olarak görmeyiniz. Sizin bugün ilginize muhtaç veya önünüze gelmiş olan bu çocuk belki yarının kaymakamı, valisi, mühendisi, doktoru
Devlet başkanı, bakanı, başbakanı, askeri, komutanı, polisi, emniyet teşkilatı. Yani bu gözle bakın. Siz çok önemli insanları yetiştiriyorsunuz. Ben böyle birçok üst kademe insanlardan, sivil, asker görüşmelerimizde şunu dinledim. Yani genelde tabii bir müftüyle, bir hocayla bir araya gelindiği zaman bu konular biraz istersen buraya kayar. Bakıyorum çocukluk yıllarında bu yaz kurslarından, Kur'an kurslarından aldıkları değerler var. Onları çok iyi hatırlıyor. Güzel hatıralar var. Bir insanın çocukluktan güzel hatıralarının olması, din ile, diyanet ile, cami ile, Kur'an ile, İslam'la ilgili güzel hatıralarının olması çok daha önemlidir. Bilgi önemlidir ama bu bilgiden daha önemlidir. Hatta bu devlet adamlarımızın yahut da işte ilim adamlarımızın bazıları alanlar farklı da olsa çocukluklarındaki o hocalarını isim isim de anarlar, onlardan bahsederler. Diğer taraftan milletimize şunu söylemek istiyorum. Tatil önemli. Çocuklarınızı çok sıkmadan onları yaz kurslarıyla da Kur'an kurslarıyla da tanıştırın. Onlara imkan hazırlayın. Hatta öyle ki diyelim bazen şöyle düşünülebiliyor. Ya ben şimdi işte 15 gün ordudayım, ondan sonra 15 gün falan yere gideceğim. Gittiğiniz yerlerde de var. Yani bir yerden bir yere de gitseniz, Türkiye'nin içerisindesiniz, her tarafta kurslarımız var. Çocuklar gittikleri yerde az çok Kur'an ile, cami ile, hoca ile irtibat kursun. Bundan zararınız olmaz, sizin faydanız olur. Çünkü biz yani millet olarak her birimiz kendimiz yapamasak da çocuğumuzun iyi olmasını, iyi Müslüman olmasını isteriz. Benim bu manada çok tecrübelerim, ne bileyim hatıralarım vardır. Hiç ummadığınız bir insan bakıyorsunuz, kendi hayatı çok düzgün olmayabilir. Çocuğunu almış getiriyor. Hocam ne olur bu namaz kılmasını öğrensin, namaz dualarını ben öğrensin. Ben yapamadım ama çocuğum ha, bari zayi evet, olmasın yani diye. Yani bu çocuğum evet, iyi bir Müslüman olsun, size teslim ediyorum diyor. Biz de hocalar olarak aldığımız o çocukları lütfen çok önemseyelim. Çok değer verelim. Onlar değerli bilemiyoruz yarın ne olacağını. Bunlar çok büyük yerlere gelecekler. İşlerinden en azından bir kısmı gelecek. Hiç değilse yani illa büyük yere gelmek de şart değil. Bizim iyi ve ahlaklı insan olsunlar, güzel insan evet, olmalar her yerde, noktasında. Her yerde yani en alt kademedeki işçimiz, memurumuz dahil yani insan olarak komşumuz iyi olsun. Hepimiz iyiliğe, iyi insana ihtiyacımız var. Kesinlikle. Muhterem hocam, bu arada iyilik deyince biliyorsunuz milletimizin yardım elini dünyanın dört bir tarafına taşıyan bir kuruluşumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla evet, işbirliği halinde çalışan bir vakfımız var. Türkiye Diyanet Vakfı. Bu sene de zekat da kardeşliğimiz bereketlensin dedi. Zekat ve infak konusuna dikkat çekerek milletimizin yardımlarını dünyanın yine mazlum coğrafyalarındaki muhtaçlara taşımak üzere yine bir hamleyle milletimizin gündemine geldi. Eğer izniniz olursa Türkiye Diyanet Vakfı'nın kısa bir tanıtım filmi var. 5 dakikalık. Kıymetli izleyicilerimizle birlikte izleyelim ve iyilik üzerine konuşmaya devam edelim İnşallah. Hocam. İnşallah. Sağ olun. Her iyilik bir adımla başlar, güven ve sorumluluk duygusuyla büyür, samimiyet, fedakarlık ve dualarla sarar dünyanın dört bir yanını. Şimdi sizlere evrensel bir iyilik hareketinin hikayesini anlatacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek olmak için 1975'te kuruldu. Vakıf, medeniyetimizin günümüzdeki yansıması olabilmek için gece gündüz çalıştı. Kurulduğu günden beri bağışlarınızı ve yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Mesafeler yormadı, sınırlar önünü kesemedi, zorluklar yolundan çeviremedi.
gönül coğrafyasında kucaklamadıkları kimse kalmasın diye uzakları yakın ettiler, yakındakileri de unutmadılar. Bilenle bilmeyen bir olur muydu? Öncelikli hedef eğitim dedi, misafir ettiği yabancı öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunarak ümmet coğrafyası arasında gönül köprüleri kurdu. Yurt dışında da İslam'ı asli kaynaklarından öğretmek için eğitim kurumları açtı. Sadece uluslararası İmam Hatip, uluslararası ilahiyat ve lisansüstü programlarda değil, çocukların kitapla tanıştıkları ilk anda ve hafızlık eğitimlerinde de yeni nesillerin yanında oldu. Türkiye'nin köklü İmam Hatip geleneğini dünyaya açtı. Liyakat sahibi, teknoloji ve bilimle barışık, İslam'ın özünü kavramış kuşakların eğitim yolculuklarında yanında oldu. Yaygınlaştırılan yurtlarıyla, öğrenci evleriyle, verdiği burslarla ve eğitim yardımlarıyla hem öğrencilere hem de öğrenci ailelerine destek oldu. Öğrencilerin tercihine bağlı kalarak farklı mesleki alanlarda kariyer yaparken aynı zamanda İslami bilgiyle de donanmaları için adımlar attı. Bu ümmet için en büyük şükür vesilelerinden biri de minarelerin gölgesi altında yaşamaktı. Türkiye'de şehirlerin süliyetini güzelleştiren camiler yaptı. Yalnız ülkemizde değil, Balkanlardan Afrika'ya, Amerika'dan Orta Asya'ya kadar farklı coğrafyalarda da ezan sesini yankılattı. Yüzünü belki de hayatınız boyunca hiç görmeyeceğiniz kardeşinize hediyelerin en güzelini armağan etmek istediniz. İnandığı dinin kitabını bir kez olsun görmemiş topraklara dahi sizin hediyelerinizi ulaştırdı. Farklı dillerde mealler yayınladı. Oku emrine muhatap olan bir ümmet kitaptan ayrılamazdı. İslam Araştırmaları Merkezi'nde din, ilim, edebiyat, kültür, tarih ve felsefe alanında verilen önemli eserleri yayın, matbaacılık ve ticaret işletmesinde basarak okuyucuların seçkin bir durağı haline gelen yayın evlerinde halka sundu. Geleneksel hale gelen kitap fuarlarıyla yayıncıları, kitapseverleri ve yazarları aynı platformda buluşturdu. Kadın, aile ve gençlik merkezlerinde topluma katkı sunan kuşatıcı, geliştirici, akademik çalışmalar yürüttü. Mübarek Ramazan ayında da kardeşlerimizle iftar edebilmek için yollara düştü. Yüzlerce vakıf görevlisi ve gönüllüsü, ekmeğini mazlumlarla bölüşmek isteyen hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmak ve darda kalanlara sabrı tavsiye edebilmek için kıtalarda adım atmadık yer bırakmadı. Zekat ve fitrelerinizi de Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim ettiniz, Allah'ın emrettiği şekilde dağıtılmasını istediniz. Öyle de yaptı. Vakfı vekil kıldığınız kurbanlarınızı yılda bir kez et görecek olan kardeşleriniz dört gözle bekliyordu. Türkiye'den gelen kurban paketi kim bilir hangi mazlumun duasına denk geliyordu. Milletimiz iyiliğin dünyayı değiştireceğine inandı. Türkiye Diyanet Vakfı da iyiliğin ödüllendirilmesi için kolları sıvadı. Kötülüğün kazanamayacağını dünyaya hatırlatmak için düzenlediği uluslararası iyilik ödüllerinde güzel kalpler hep beraber alkışlandı. Depremde, selde, fırtınada kimin canı yandıysa, kimin evi yıkıldıysa, kim üşüyorsa onların yanında olunmalıydı. Yiyecek ekmek ve içecek suya hasret kalanlara, mülteci kamplarında geçmişi unutturulmak istenenlere, yurtlarından çıkarılanlara, bombalar altında evleri yıkılanlara, inancından dolayı horlananlara, ezan sesine hasret kalanlara da yardım eli uzatılmalıydı. Türkiye Diyanet Vakfı da böyle yaptı. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar. Türkiye Diyanet Vakfı.
Hocam, saygıdeğer izleyenlerimizle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı dünyaya iyiliği yaymak üzere kendine misyon edinmiş bir iyilik hareketi adıyla yaptıkları bir tanıtım filmini izledik birlikte. Orada hep beraber kıymetli izleyicilerimiz de gördüler. Aslında milletimizin yardım elinin dünyanın mazlum coğrafyalarındaki muhtaçlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından dünyanın dört bir köşesine ulaştırıldığına şahit oluyoruz. Hocam, Ramazan ayında, Ramazan deyince yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, birlik, beraberlik duygularının zirve yaptığı aylar olarak biliriz. Ramazan ayında da genelde etrafımızda fakirleri, muhtaçları, yoksulları, kimsesizleri, yetimleri daha bir itina ile araştırırız. Bu hususta Ramazan ayında yardımlaşma deyince, infak deyince, paylaşma deyince Ramazan bize hangi alışkanlıkları kazandırdı? Yıl boyunca da Cenab-ı Hakk'ın bizden bu hususlarda istediği emirleri ve beklentisi nedir hocam? Şimdi müsaade ederseniz önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu faaliyetlerini yakından bilen, tanıyan, gören birisi olarak birkaç selam etmek isterim. İnsanların ihtiyaçları, bir maddi ihtiyaçları var. Yeme, içme, fakirlik gibi. Evet hocam. Bir de eğitim ihtiyaçları var. Din ile olan, İslam ile olan, doğru İslam ile olan bağlarının kurulması lazım. Türkiye Diyanet Vakfı bu manada Diyanet İşleri Başkanlığı ile tamamen işbirliği halinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolünde dünyada çok güzel faaliyetler icra ediyor. Bu tanıtım filminde de izledik. Mesela bunların başında çok önemsediğim eğitim faaliyetleri var. Evet hocam. Dünyanın değişik yerlerinden çocuklar, gençler Türkiye'de eğitim alıyorlar. Bilhassa dini eğitim. Bu genel manada bir eğitim alıyorlar. Yani üniversitelerimizde yabancı kontenjanlar var. Onları kastetmiyorum ama özellikle yani İçişleri Başkanlığı tarafından getirilen Kur'an kurslarımızda, İmam Hatip liselerimizde, daha sonra ilahiyat fakültelerimizde okutulan çok sayıda öğrenci var. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları içerisinden Türkiye'ye getirip okuttuğu uluslararası ilahiyat dediğimiz bir öğrenci grubu var ki bu da çok önemli. Bütün bunların masraflarını Diyanet Vakfı karşılıyor. Bu faaliyetlerde bir de şunu yine şükranla yad etmek isterim. Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanında YÖK ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bir koordinesi var. Dolayısıyla ne meydana geliyor? Yurt dışında da bizim çok Türkiye'yi tanıyan dostlarımız oluşuyor. Onlar meydana geliyor. Ama bunun yanında bu işte kurban yardımları, infak tarzı yardımlar, toplanan zekatlardan, sadakalardan oraya götürülenlerin çok önemli bir gönül bağı kurduğunu da biliyoruz. Bir olayı, duyduğum bir olayı anlatmak isterim, sizinle paylaşmak isterim. Bu Gezi olaylarından sonraki Kurban Bayramı'nda, yani her sene Kurban Bayramı'nda tabii vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle Türkiye Diyanet Vakfı'na kurbanlarını emanet ederler. Onlar da nereye, nasıl emanet edilmişse ona göre yurt içinde, yurt dışında kurbanları keser ve dağıtırlar. Afrika'da Zimbabwe veya Zambiya olacak. Yani bir ülkeye giden, buradan bir ekip gider bunları organize etmek üzere. Yerel insanlarla da işbirliği yapıp yetkililerle dağıtır. Şimdi kurbanlarını kesiyorlar o sene ve bir köye gidiyorlar akşam. Köyde tabii nereye gidecek bunları dağıtıyor. Bir taraftan da cami, cemaat. Orada bizimkilere gezi olayları soruluyor. Afrika'nın ücra bir köşesinde bir köyde Türkiye'deki o gezi kalkışması aslında olay dediğimiz çok önemli bir sıkıntılı bir olay da. Onu soruyorlar. Biz buradan giden genç birisi hayret içerisinde siz diyor geziyi nereden biliyorsunuz diyor. O diyor sen ne diyorsun diye biz Türkiye'yi takip ediyoruz diyor.
biz o gece sabaha kadar dua ettik diyor. Yani uyumadık, bir camiye geldik, toplandık, dua ettik. Yani dua çok önemli Sezgin Bey kardeşim. Yani Türkiye bu faaliyetler yüzünden çok da dua alıyor. Diyanet Vakfı bunların bence, yani şahit olduğum için diyorum, en önündedir. Ama yine ekranlardan takip ettiğimiz Kızılay ve benzeri diğer kuruluşlar var. Bunlar vasıtasıyla Türk insanının hamiyetperver duyguları ve o duyguların ortaya koyduğu kaynaklar bütün dünya ile paylaşılıyor ve burada bir İslam kardeşliği güç buluyor, kuvvet buluyor. İşte bu senede Diyanet İşleri Başkanlığı zekat ve infak üzerinde özellikle yoğunlaştı. İyilik hareketi ayrı bir proje olarak devam ediyor her sene. Dünyayı iyilik kurtaracak sloganıyla. Evet, iyilik kurtaracak. İyilik ödülleri veriliyor. Evet. Bunlar da sadece ne bileyim işte hayvanlara kimisinin yaptığı iyilikler var. Bunları dikkate alıyorlar. Çok fakir fukarayla, sokak çocuklarıyla ilgilenen kimseler var bunlara. Yani iyilik kapısı o kadar çok ki iyilik yapmak isteyen için bunlar da bir fırsattır. Yani çünkü o sizi cennete götürecek. Efendim, iyilik yapmak için mutlaka maddi bir imkana sahip olmak gerekiyor mu? Ha işte yani kimisi var ki onu organize ediyor. O organizasyonun içerisinde yer alıyor. Vaktini, bir kısmını ona ayırıyor. Diğer taraftan da maddi imkanı olup zamanı olmayan bunlara insanlar var. Onların yeter ki güveni alınsın. Bakın bu çok önemli. Bizim insanımız yardım etmeyi seviyor. Evet. Ama güvenmesi lazım. O güveni sağlayıp bu organizasyonların içerisinde yer almak elbette ki mümkün. Ve bu vasıtayla da cennete doğru yelken açmak, yol almak çok kolay yapabilene. Muhterem hocam, Ramazan ayının son gününü ve hatta son dakikalarına doğru gidiyoruz. Yarın Allah nasip ederse hem milletimiz Anadolu coğrafyasında hem de İslam coğrafyalarında ümmeti Muhammed bayram edecek. İnşallah. Bayrama girmeden önce ben fitre ve zekat konusunu tekrar dikkatlere getirmek isterim. Bayrama gönlü buruk, boynu bükük, gözü yaşlı girme ihtimali olan komşularımız, akrabalarımız, yetimler, muhtaçlar ve kimsesizleri de dikkate alarak fitre ve zekat müessesesi ile ilgili bayrama birkaç saat kala kıymetli izleyicilerimize Ramazan bağlamında neler söylersiniz hocam? Şimdi yine deminki Diyanet Vakfı ile ilgili de söyleyeyim. Bazı vatandaşlarımız var ki öncelikle şunu söyleyeyim. Fitrenizi, zekatınızı yakınlarınıza vermeye çalışın. Varsa. Muhtaç varsa aralarında. Evet. Yani onları bir defa görüp gözetin. Ama bazı vatandaşlarımız da var ki işte kimi gurbette, kimi başka yerde bir şekilde irtibatlar kopmuş, insanları tanıyamıyor, komşularıyla irtibatı yok. Vermek istiyor, kime vereyim? İşte güvenilir bir yer Türkiye Diyanet Vakfı'dır. İnternet üzerinden de verilebilir. Bir şekilde fitre ve zekatlarını oraya ulaştırabilirler. Zekat derlerse, bunu demeleri önemli, ona göre zekatın çünkü genel manada sadakaların harcanacağı yerler var. İşte zekatın harcanacağı yerler var. Fitrenin bunu manada verebilirler. Fitrelerini bugüne kadar vermemişlerse bayram namazından önce vermeye çalışsınlar. Hatta yani sabah imsak vaktine kadar bu gece doğan çocuğun fitresini versinler. Yani o bu gece doğacak bir çocuk olmuşsa onun fitresini de versinler. Ya bu yoktur Ramazan'da falan diye. Bu gece önemlidir. Ayrıca biraz konudan konuya atlıyorum ama bu gece bir nevi kandil gecesi gibi önemlidir. Biz şimdi kandil gecelerine çok önem veririz ama bayram geceleri de bu gecelerde bu manada çok önemli gecelerdir. İbadet, dua geceleridir. Hem de o paylaşımlarda yapılır, ibadet ve dualarda yapılırsa
iyi olur. Zekatlarını da aynı şekilde bir an önce versinler. Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Yani bu cümleye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ve fi emvalihim hakkun nisaili vel mahrum diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede iyi insanlardan bahsederken onların mallarında fakirin, fukaranın işte mahrum kimselerin hakkı vardır. Dolayısıyla biz malımızın içerisinde zekat yükümlülüğü olduğu halde onu kullanmaya devam ediyorsak bir nevi fakirin hakkını kullanıyoruz demektir. Onu bir an önce malımızın içerisinden ayırıp yerine ulaştırmamız lazım. Evet hocam, vaktimiz de iftara doğru artık gidiyoruz. Süremiz de azalıyor. Zekat, fıtra ve fıtır sadakası konusunda bu tavsiyelerinizden sonra biraz önce ben orada sözünüzü böldüm. Dediniz ki belki ilerleyen sorularınız da vardır. Ramazan dışında da oruçtan bahsedeceksiniz. Evet. Onu da bahsettiniz ama birkaç cümleyle değinmek ister misiniz? Başka bir soruya mı geçeyim? Yani, vaktimizi de tasarruflu kullanalım. Sadece tekrarlamış olalım. Çünkü bu ekran öyle bir şey ki hiç kimse bunu böyle baştan sona kadar takip eden az oluyor. Arada birisi geliyor. Ramazan'dan sonra orucun bir defa bizatihi kendisi büyük bir sevaptır. Bir ibadettir. Ramazan'da farzdır. Ramazan dışında da nafile dediğimiz ama Türkçe'de nafile deyince sanki lüzumsuz gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Sanki biraz öyle algılanıyor hocam. Öyle değil. Evet. Nafile dediğimiz fazladan olarak. Yani o asli görevin dışında ne kadar oruç tutarsak o kadar sevap alırız. Bilhassa pazartesi ve perşembe oruçları Peygamber Efendimiz'in sünnetinde vardır. Şevval ayının 6 günlük orucu bu şekilde de tutulabilir. Ayrıca oruç yıl içerisinde bizi dinç tutacaktır. Yani bu manada da oruca devam. Şimdi muhterem hocam ben izninizle bir de kıymetli izleyenlerimize bir hatırlatmada bulunmak isterim buradan. Buyurun. Biz şu an programımızı TV52 stüdyolarında muhterem hocamla canlı yayında gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan veya kişisel kendi hesaplarımızdan bizlere yazan kardeşlerimize ben ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Yazdıklarınızı görüyorum, selamlarınızı alıyoruz. Bizler de sizlere selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Kıymetli hocam, şimdi Ramazan ayında diğer zaman dilimlerinden daha çok dua ve tövbeye de yöneliriz. Evet. Dua ve tövbe konusunda hem Ramazan bağlamında hem de Ramazan dışında neler söylersiniz? Bu hususta dinimizin tavsiyesi nedir hocam? Şimdi Ramazan ayındaki ibadetler daha fazla değerli. Evet. Bir defa bunu tespit edelim. İkincisi, tövbe etmek için hiçbir vakit dilimini beklemeyelim. Dua için de beklemeyelim. Yani şunu demek istiyorum. Ya ben şimdi tövbe edeceğim ama hele durur Ramazan gelsin de tövbe ederim. Yok, Ramazan'da yine tövbenizi tazelersiniz, yine dualarınızı yaparsınız. Bu Ramazan'dan sonra da tövbede asıl olan bir an önce yanlıştan dönmektir. Yanlıştan dönmek. Yanlışlıkla bir şeyler yapılır, edilir. Bazen kasıtlı da yapılmış olabilir. Yani işte bir şekilde insan yanlış işler yapar ama tövbeden dönmek bir fazilettir. Ramazan da daha önemli bir fırsattır. Şunu yine izleyicilerimize paylaşmak isterim. Şimdi bazı günahlar var ki tek tek saymayalım ama mesela diyelim ki içki, kumar, zina. Milletimizin büyük çoğunluğu bu günahları diğer günlerde işliyorsa bile Ramazan'da işlemiyor. Evet. Şimdi bazı işte diyelim ki ben kumara müptela ama bir ay oynamıyor. Mesela yıl 12 ay içki içen bir kardeşimiz, arkadaşımız içmiyor Ramazan'da. İçmiyor. Şimdi kardeşim diyorum sen güçlü bir adamsın. İraden güçlü. Bak bir ay buna durdun. Bir ay durduğuna göre bir ay daha durabilirsin. Bir ay daha durabilirsin. Yani bir karar ver. De ki ben artık bıraktım. Evet. İçkiyi bıraktım. Zina aileleri perişan ediyor. Gizli gizli falan ama bir zaman sonra ondan sonra ne cinayetler bu yüzden işleniyor. Yani içki, kumar, zina, hırsızlık, yalan bunlardan işlenen cinayetleri toplasanız belki toplamışlardır zaten de çok büyük
yekün tutuyor, ailelere huzursuzluk veriyor. Ya bu günahlardan tevbe edelim. Bir evet. aylık bu perhiz dönemini bir ay sonra bırakmayalım. Hani bazı insanlar vardır, zayıflayacağım der, diyet yapar, işte bir süre yapar, diyetisyen kontrolünde tamam istediği kiloya geldi, bir bırakır. Eskisinin iki katına çıkar. İki katına çıkar. Böyle yapmayalım. Biz akıllı insan, iradesi sağlam insan, güçlü insan, tövbelerimizi iyi yapalım ve bu alışkanlıklarımızı devam ettirelim derim. Bu manada da Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Günahlar bir tarafa, bir de farzlar var tabii. Farzlara da devam edelim. Bu ikisi zaten dengeyi sağlar. Yani farzlara ne kadar sarılırsak, ne kadar onlarla hemhal olursak, onları ne kadar devam ettirirsek günahlardan da o kadar uzaklaşırız. Çünkü çok söylediğimiz bir hadisi vardır Peygamber Efendimizin. Sizden birisinin evinin önünden bir ırmak aksa, nehir aksa, günde 5 defa oraya girse, çıksa, yıkansa, onda kir kalır mı? Diyorlar kalmaz ya Resulallah. 5 vakit namazda böyledir. O da günün 5 vakti Allah'ı hatırlatıyor. Günün 5 vakti Allah'ın huzuruna çıkıyoruz, duruyoruz. Allah'ın huzurundaki o halimizi devamlılık kazandırıp aman yanlış yapmayalım. Çoluk çocuğumuza hele kötü örnek olmayalım. Bu arada çok üzerinde durulmuyor ama sigara alışkanlıklarımızı da bak akşam normalde 2 saat duramayan insan, 1 saat duramıyorum diyen insan akşama kadar duruyor. Akşam olduktan sonra ya bunu devam ettiririz. Yine devletin çok güzel imkanları var bu konuda. Hani tıbbi destek lazımsa evet. o tıbbi desteği de devlet sağlıyor, hastanelerimiz sağlıyor. Bu beladan ve bu musibetten de kurtulalım. Evde çoluğumuza, çocuğumuza zararı var. Yani keseye gelen zarar en geride benim için. Paraya gelen zarar en geride. En önemlisi sağlığımıza zararı var. Çocuklarımıza zararı var. Onlar da görüyorlar. Aman hele hele hanım kardeşlerimiz, kızlarımız son zamanlarda onlar sanki böyle bir biraz artış var gibi. Başka bir havaya girmeye başladılar. Aman siz o narin ve nazik vücudunuzu, o anatominizi, yapınızı koruyun. Onu zehirlemeyin. Siz yarın annesisiniz, bugünün annesisiniz. Evinizde çoluk çocuğunuza iyi örnek olun. Evet, muhterem hocam. Sayılı günlerin ömrü çok az oluyormuş. Evet. Hiç farkına varmadık ama Ramazan'ı tamamladık. Sizinle de konuştuk aslında programa girmeden önce. Ramazan'ın ilk programını da zat-ı âlinizi konuk ederek açmıştık. Ve göz açıp kapayıncaya kadar bu günlerimiz geldi geçti. Hocam bugün Arefe, yarın da Ramazan bayramı nasip olursa inşallah idrak edeceğiz. Biz niçin Ramazan'ın sonunda bayram ederiz hocam? Bayramın bizim için anlamı ve ifadesi nedir? Niye bayram ederiz? Şimdi bir görevi yaptığınız zaman bayram edersiniz genelde. Bakın mesela öğrenciler okulu bitirirler. Sene bitti diyorsun. Bir sevinç, bir bayram. Hatta bir arada onun bir kutlamasını yaparlar. Bir mezuniyet töreni olur. Mezuniyet töreni olur. Bu arada şunu söyleyelim. Bu törenlerimiz de hep Müslümanca olacak. Olmalıdır. Yani öyle işte bu akşam her şey serbest falan yok. Yani biz daima disiplinli bir hayat içerisindeyiz. Bakın orada bir mezuniyet töreni, ne güzel ifade ettiniz. Bir tören yapıyorsunuz. Tebrikleşiyorsunuz. Birbirini onu tebrik ediyor, o onu tebrik ediyor. Niye? Bir şey başardık. Diploma olmaya hak kazandılar. Diploma alıyoruz, başardık. Biz de bir şeyi başardık. Bayramı onun için yapıyoruz. Hem şahsımız itibariyle, ailemiz itibariyle, millet itibariyle, toplumsal olarak bir başarıyı elde ettik. Ramazan'ı, bu oruç ibadetini onunla birlikte namazlarımız, teravihlerimiz, mukabelelerimiz, Kur'anlarımız, Kur'anlı bir hayatımız elhamdülillah bunu başardık. Evet. Bunun bayramını yapmak çok doğal bir şeydir.
Zaten Peygamber Efendimiz, bakın bir bayram yapmak bir de şudur, kimlik meselesidir. Bayram bir kimlik meselesidir. Bizim bayramlarımız da dini bayramlarımız, dini kimliğimizle, milli bayramlarımız, milli kimliğimizle irtibatlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince, o zamana kadar bayram yok bakın. Mekke'de çünkü Müslümanların hakimiyeti yok, Müslümanların güç birliği yok. Bayram falan yapacak halleri yok. Evet. Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Medine'de o zaman Medine halkının iki tane bayramı var. Farklı bayramlarından. O eğlence, onların bayram havasını görüyor Peygamber Efendimiz. Niye? İşte biz senede iki defa bayram yaparız diyorlar. Buyuruyor ki Allah size bu iki bayramın yerine iki bayram verdi. Birisi Ramazan bayramı, birisi Kurban bayramı. Evet. İşte kimlik dediğim bu. Bizim aynı zamanda kimliğimizi de oluşturuyor bu bayramlarımız. Dini kimliğimizi de oluşturması bakımından önemlidir. Kurban'da da Kurban bayramını yaparız. Ama bizim bayramlarımız israf bayramı değildir. Bizim bayramlarımız içki bayramı değildir. Bizim bayramlarımız hani o karnavallar vesaireler başka milletlerin, başka devletlerde müşahidi olduğunuz bir sürü hani nasıl olsa şimdi Ramazan bitti deyip o sevinçle, o coşkuyla bayram ediyoruz havasına girip Allah'ın bütün yasaklarını mübah gibi gösterip onlara abanma dönemi değil herhalde bayram. Asla değildir. Bizim bayramlarımız iyiliği paylaşma bayramlarıdır. Sevinci paylaşmadır, ziyaretleşmedir, güler yüzle birbirimizi karşılamaktır. Hatta bakın bilhassa bugünlerde ne yaparız? Mezarlık ziyaretlerimizi yaparız. Hocam tam da onu soracaktım. Ben aslında evet. Bizim bir Anadolu coğrafyamızdan kaynaklanan bir geleneğimiz, inanç değerlerimizden kaynaklanan da bunun üzerine bina ettiğimiz bir uygulamamız var. Aslında biz diğer ülkelerde, Müslüman ülkelerde de böyle midir tam olarak bilmediğim için yorum yapmıyorum ama Anadolu coğrafyasında biz bayrama girmeden önce mutlaka Arefe günü önce kabirlerimizi, ceddimizi, geçmişimizi ziyaret ederiz. Bunun anlamı nedir? Bayram sevincinin önce ölülerimizle, ceddimizle mi paylaşıyoruz? Yoksa onlar için bu ziyaretin hem ölülerimiz için hem de bizim için ne ifade ettiğini bize açıklayabilir misiniz? Tabii kabir ziyareti önemli. Yalnız ölçü de önemli. Kabir ziyareti bir süre yasakladı Peygamber Efendimiz. Çünkü şirke doğru kaçıyor. Yani insanlar bazı büyük insanların diyelim veya gönüllerindeki büyük insanların mezarlarını ziyaret ederken onları adeta ilahlaştırıyorlar. Evet. Böyle bir putlaştırıyorlar. Bu şirke doğru bir kayma oluyor. O cahiliye döneminde de bu endişe vardı ve Peygamberimiz onun için yasaklamıştı. Ama daha sonra kabir ziyaretini serbest bıraktı. Kendisi de kabir ziyaretinde bulunurdu. Ve kabir ziyareti ise ölümü hatırlatır, ziyaret edin dedi. Evet. Dolayısıyla kabir ziyaretinin böyle bir faydası var. Peygamber Efendimiz bazen gece bile Bakî' mezarlığına, Cennetül Bakî derler bizde genelde ama o Bakî'andır. Bizim o Bakî kelimesiyle alakası yoktur. Yok, evet. O Medine-i Münevvere'deyken o mezarlığa gece bile ziyaret ettiği olurdu. Biz de bayramda, bayram günü dirilerle, akrabalarımızla bir ziyaretleşiyoruz. İşte onun bir gün öncesinden de tabii daha önceki ziyaretlerimiz de var. Biz ben şimdi bir de orada kıymetli izleyicilerimize biraz daha açıklık getirelim diye sormak isterim hocam. Mezarlık ziyaretleri sadece Arefe günü mü yapılması gerekiyor? Yoksa bu bayram günlerinde de sevinç ve mutluluklarımızı gidip o ceddimizi, mezarlıkta yatan geçmişimizle Kur'an-ı Kerim okuyarak onların ruhlarını da sevindirmek, sevinçlerimizi onlarla paylaşmak gibi güzel olur mu? Yoksa yılın diğer günlerinde de yapılabilir mi? Tabii, kabir ziyareti her zaman yapılır ama bu önemli günlerde, dini günlerde biz ölülerimizi daha çok hatırlarız. Hatta kandil günlerinde falan da bazen Cuma günlerinde ziyaretlerimizi yaparız. Onlara dua ederiz. Bayramlarda da yapılabilir mi hocam bayram günlerinde? Tabii yapılabilir. Yani ziyaret yapmakta bir sakınca yoktur. Onlara dua ederiz. Bu arada bir hadis-i şerifi hatırladım.
Birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, annem babam öldü, vefat etti. Benim onlara yapabileceğim bir şey var mı bundan sonra? 4 madde sayıyor Peygamberimiz. İşte onlar için dua etmek, birisi budur. Onların affedilmeleri için dua etmek. Bir diğeri akraba ile, onlar vasıtasıyla olan akrabalarla ilişkiyi devam ettirme. Evet. Yani babamızla kim? Amcalarımız, amca çocuklarımız, işte daha onlar. Babam, halalarımız, hala çocuklarımız, annemiz vasıtasıyla, dayılarımız, teyzelerimiz, onların tarafı. Bu akrabalık ilişkilerini devam ettirmek aynı zamanda onlara karşı da bir vazifemizdir. O ziyaretleşme, bayram ziyaretlerinde evet, bunu ifade etmiş olalım. Bir başkası onların vasiyetlerini yerine getirmek diyor. Taahhütlerini, şu işi yapayım edeyim dedikleri vardır, yapamamışlardır. Ömrü onları etmemiştir. Yapmaktır. Dördüncüsü de onların dostlarını ziyaret etmek. Bu da bakın ayrı bir şeydir. Yani neticede biz ölümüzü de dirimizi de ziyaretleşmek, birbirimize dua etmek çok önemlidir. Ama ölümü de unutmayacağız. Ama bizim hayatımızın her anı takvalı bir hayattır. Onu da ne diyoruz? Allah'ı dikkate alarak yaşamak. Evet. Kıymet Hocam, iftar vaktine Ramazan ayını tamamlamamıza bir 7-8 dakikalık bir süre kalmış. Ben bu arada hem hayat tecrübeniz hem de ilimizin yetiştirdiği bir ilim adamı, İstanbul gibi birçok devletten daha büyük bir megapolde il müftülüğü yapmış, Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da din hizmeti sunmuş bir büyüğümüz olarak. Şimdi yarın Ramazan bayramına gireceğiz. Evet. Dünyalık çeşitli vesileler sebebiyle aramıza dargınlık, kırgınlık, kin, husumet girmiş olan kardeşlerimize neler söylersiniz, ne tavsiye edersiniz hocam? Şimdi dargınlık insanın tabiatında olan bir şeydir. Evet. Gönlümüz kırılır, küsebiliriz ama sürdürmemek icap eder. Bunun için de bayramlar güzel bir vesiledir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde 3 günden fazla bir Müslümanın kardeşini terk etmesi helal olmaz buyuruyor. Kardeşlerimizle, yani İslam Müslümanlarla irtibatımızı bu manada hep sürdürmemiz lazım. Şunu da izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bazen şu deniyor. Ben beraber olduğumuz zaman sıkıntı meydana geliyor. Çok samimi, sıkı fıkı olmanız gerekmez. Karşılaştığınız zaman selam veriyorsanız, bayramın mübarek olsun diyorsanız, işte insani münasebet olarak bu yeterli. Yani insani münasebet. Ne bileyim işte hastalığında ziyaretine gidersiniz. Cenazesine yani kendisinin olmasa bile yakınlarının evet, taziyesine gidersiniz. Buna benzer. İşte evlenir, nikah olur, tebrik edersiniz. Asgari müşteri ekler. Beşeri ilişkilerinizi belli bir düzeyde tutarak devam ettirebilirsiniz ama dünya için değmez. Dünya için bu küslüklerin çoğu, bir kısmı şahsi ben diyoruz ya, ben nasıl, bana bunu nasıl yaptı, bana bunu nasıl der, benden geliyor. Bir kısmı maddi şeylerden geliyor. Yani işte maddi menfaat kaynaklı oluyor. Allah rızası için olan neredeyse hiç yok. Ha, yani bu maddi menfaatler vesaireler, bunlardan dolayı hak, hukuk, yarın ahirete inanıyoruz. Orada da lazım. Burada alamadığını yarın orada alırsın. Orada gelecek ve çok daha fazla işine yarayacak belki bugünküne göre. Kardeşlerimizi kırgın olduğunu, dargın olduğunu bildiklerimizi barıştırma noktasında devreye girmemiz gerekiyor mu hocam? Bu tabii, bizim için bir görev midir? Bu bizim için sevaplıdır. Islahu zatil beyin denir. Bu çok sevap bir iştir. Ama bunu yaparken de iyi niyetle yapmak, samimiyetle yapmak, güzel yapmak, yaptığın her işi güzel yapmak lazım. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzeltmek. Bu önemli bir toplumsal görevdir.
Kıymetli hocam, ben bu arada son 5 dakikaya girdik sanıyorum. İhmal etmemek için izninizle birkaç kelam edip bir teşekkürde bulunmak isterim. Öncelikle Ramazan ayı boyunca kıymetli hocam programlarımıza iştirak eden, ilminden istifade ettiğimiz, başta zat-ı aliniz olmak üzere çok kıymetli hocalarımıza ve programlarımızı evlerine bizi televizyonlara aracılığıyla konuk edip izleyen kıymetli, çok saygıdeğer izleyicilerimize ve programlarımızı biz burada görüyoruz ama kıymetli izleyicilerimizin gözünden ırak olan arkada bir ekip var. Kameramanımız, rejide yönetmenimiz, canlı yayın araçlarımız ve TV52'nin güzide ailesine ve bütün bu imkanları televizyonu aslında din hizmeti için emrimize amada eyleyen TV52 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akçay'a huzurunuzda kıymetli izleyicilerimizle birlikte minnet ve şükranlarımı ifade etmeme lütfen izin verin hocam. Kıymetli hocam, ben 4 hafta programlarımıza onur verdiniz, şeref kattınız, ilminizden istifade ettik. Bu arada bizleri yurt içinden, yurt dışından, ordu içinden veya ordu dışından izleyen bütün kıymetli izleyenlerimize son mesajınızı ve bayram konusundaki mesajınızı da alarak izninizle ezanla birlikte inşallah burada orucumuzu açıp Ramazan'ı tamamlayalım isterim. Buyurun hocam. Ben de hem şahsınıza hem televizyonda çalışan kardeşlerimize, yöneticilere hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü bu programlar bizi kardeşlerimizle, Müslümanlarla, evet, vatandaşlarımızla buluşturuyor. Söyleme isteklerimizi daha kısa yoldan hedefe ulaştırmış evet, hocam, oluyoruz. Ayrıca bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayram havasında olması için bir affa ermiş olmamız lazım. Cenab-ı Hak affedilenlerden eylesin. Aha. Yani Allah oruç tutanlara vaat ediyor. Efendim Peygamberimiz vaat ediyor. Namaz, dürüst olanlara. Zaten bu işin esası, neticesi, varacağımız hedef dürüst olmaktır. Dürüst insan olmaktır. Ama şöyle kendisini aldatıyor bazı kardeşlerimiz. Lütfen aldatmasınlar. Ben zaten dürüstüm. Herkes öyle zannediyor. Herkes öyle zannediyor ama dürüstsek bir, Allah'a karşı olan vazifelerimiz var. İki, şahsımıza karşı olan, bedenimize karşı olan vazifelerimiz var. Üç, aile içerisinde bilhassa karı koca ve çocuklarımız, anne baba, bunlara karşı vazifelerimiz var. Komşularımıza karşı vazifelerimiz var. İş arkadaşlarımıza, hatta işçiysek işverene, işverensek işçiye, neyse yani çalıştığımız ortama karşı vazifelerimiz var. Bütün bunları çevreye karşı, evet, hayvanlara karşı vazifelerimiz var. Bunların hepsinde dürüst olmak, dürüstçe yerine getirmek, alem-i İslam'a karşı samimi olmak durumundayız. Bu samimiyet içerisinde bir bayram yaşamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin hocam. Yani baştan da söyledim. Maalesef Kudüs'te sıkıntı var. Bazı işte fanatik Yahudiler diyelim. Yani onların verdiği sıkıntılar var. Yine maalesef devlet olarak da terörist bir devletin orada, Orta Doğu'da, sadece Kudüs'te değil, aslında dünyada güçlü devletler bu Orta Doğu coğrafyasını perişan ediyorlar. Ama bizde de biraz kusur var. Biz de kendimize gelmemiz lazım. Onlara karşı güç birliği yapmamız lazım. Birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Rabbim böyle bir bayramı her birimize nasip eylesin. Bu bayramı inşallah daha güzel başlangıçlara bir vesile eylesin. Bu bayram vesilesiyle veya bu Ramazan vesilesiyle kazandığımız değerleri, iyi hasletleri, güzel huyları, güzel ahlakı hep devam ettirmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin diyorum.
vakit yaklaştı ama vakit yine de iftara var. Sanıyorum bir dakikalık falan bir süremiz var diye. İki dakikalık bir süremiz var. Evet. Kısaca hocam bir de yarın bayramda ilk yapmamız gerekenlerle ilgili bir iki cümleyle bir tavsiyeniz işte olursa. Bayram namazımızı kılacağız. Fitremizi söyledik. Evet hocam. Şimdi bayram namazından önce onları eda etmeye çalışalım. Aynı zamanda bayramlar ihmal ettiğimiz bir şey. Tekbir getiririz evet. Namaza giderken. Teşrik tekbirlerimi hocam. Diğer tekbir. Yok buna teşrik demiyoruz. Yani o yine aynı tekbir lafızlarını söyler. Tekbir aslında Allahu Ekber demektir. Evet. Allah'ın büyüklüğünü ifade etmektir. Kurban bayramında sesli, Ramazan bayramında sessiz olarak giderken tekbirlerimizi getirelim, ihmal etmeyelim. Ramazan bayramında şimdi biz imsaktan sonra bir şey yemiyorduk ya. Evet. Bu sefer bir şeyler yemek işte bir tane hurmadır, elmadır neyse yani bir şey yemek müstehaptır. Daha evet hocam. İyidir. Böyle bir ezanımız da okunmak üzere. İnşallah Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Hocam ben de ömrünüze sağlık, afiyet ve bereket diliyorum. Uzun ömürler diliyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz Ramazan boyunca birlikte olduk Ramazan bereketiyle. Yunus'un dediği gibi diyorum ben de gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimselere kalmaz. Bayramla ilgili ise hocam Alvarlı Efe Hazretleri'nin dediği gibi diyorum. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Kıymetli izleyenlerim, etrafınızda başı okşanmadık bir yetim, gönlü alınmamış bir kırık kalp, merhem olunmamış bir yara bırakmadan birbirimize kenetlenelim ve Allah milletimize, devletimize ve İslam alemine birlik, beraberlik, huzur içerisinde nice bayramlar nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bayramlar, hoşça kalın. Sefa Merve, Ramazan bereketini sundu.